Herkese merhabalar arkadaşlar. Oran orantı problemleriyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar doğru orantı problemleri ve ters orantı problemleri bugün sizlerle göreceğiz. Her zaman olduğu gibi takvimize bir bakalım. Canlı yayınla bu aya ve bu yıla başlamıştık. Bugün de arkadaşlar o yayının problemler kısmını yapacağız. Oran orantı problemini göreceğiz. İkinci dönemde full problem yapacağız. Bir de üçgen yapacağız. Bu dönem bitiyor arkadaşlar bu yayınla. Belki ara tatilde sizlere bir sürpriz olabilir tabii ki de. O da kaçırmayın derim. Hemen bakın arkadaşlar bugün ne yapacağız? Doğru orantı ve ters orantı demiştik. Problemlerini yapacağız. Kullanım alanlarını günlük hayatta kaç kilometre hızla, kaç kilometre yol alabileceğimizi hesaplarken, iki farklı gramajdaki üründen hangisinin ekonomik olacağını hesaplarken, bir miktar para ya da malı hisselere göre paylaştırırken Pazarda aldığımız ürüne ne kadar ödeyeceğimizi hesaplarken yemek tariflerindeki miktarları kişi sayısına göre arttırıp azaltırken birçok durumda oran orantıdan faydalanırız. Arkadaşlar müthiş önemli çünkü niye yola mı gidiyorsun bu lazım veyahut da bakın bu benim geçen gün başıma geldi. 100 gramlık bir fıstık alacaktım 50 gramlık fıstığa baktım e, bakıyorum 100 gramlık 110 TL sallıyorum e, 50 gramlık 50 TL. Ya bu nasıl iş diyorum. Ondan sonra bakıyorum e 100 gram alsam bundan 100 TL ödüyorum. E buna ne gerek var? Demek ki bazen böyle karlı durumları da geçebiliriz. Hemen ödevimizi verelim. Çok uzatmayalım. Bu oran orantı problemleri acayip önemli. Çünkü bize problemlerde de lazım olacak arkadaşlar. Dinamo kitabımızdan yani soru bankamızdan Tesla 45'i yaptık mı işi halletmiş oluruz arkadaşlar. Hemen bakalım Tesla neredeydi? Tesla 45'e geleceğiz. Bakın buraları yaptık. Üstü sayılar, köklü sayılar hepsini patlattık. Ve bugünkü dersimiz gördüğün gibi neresi arkadaşım? Doğru ve ters orantı problemlerini yapacaksın. Sayfa 144'te testte 45'i yapıyorsun. Bir de arkadaşım ne var? Sıfırdan 9'a kitabında ne yapacaksın? Sayfa 160 ve 161 yapacaksın. Bakalım orada da tam olarak ne göstermişiz? Onları da söyleyelim. Sayı problemlerine geçmeden önce gördüğün gibi bileşik orantı ve orantı problemlerinden örnek sorum, konu anlatım, örnek soru ve çöz geç geçi yapıyorsun ve bu haftaki ve bu dönemki son dersimizi yapıyoruz. Ama lütfen arkadaşlar yapamadınız mı? Canım hocam kare kod da sizi bekliyor tat uygulamasında. Ve unutma arkadaşım bugüne kadar ne yaptıysak lütfen bak lütfen kitabı bir elden geçir. Bir bak bakalım ne yaptık? Kitap yoksa kitabı temin et ve bütün dönemi tekrar et. Çok güzel bir şekilde. Bakın bu konu anlatım soru bankası. Bu da sadece soru bankası. İsteyen sorularla, isteyen konularla pek işlesin. Ama lütfen bu dönemi bir tekrar et ara tatilde. Ama çok değil. Günde yarım saat, 45 dakika yeterli. Geri kalan sizin zamanınız. Çünkü eğlenmek, sizin de dinlenmek, sizin de hakkınız diyelim ve geçelim. Arkadaşlar bakın bugün ne var? 144 öğrencinin kayıtlı olduğu bir yabancı dil kursunda diye başlayan bir sorun var ve kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı 4 bölü 5'miş. Biz ne demiştik arkadaşım? Bakın birinin diğerine oranı aynı cinsten mi bunlar? Evet öğrenci sayısı. O zaman bakın kızların erkeklere oranı dediğinde ben böyle bir şey yapıyordum farkındaysanız. Bu da bana doğru orantıyı gösteriyordu aynı zamanda. Ve ben böyle olunca ne yapıyordum arkadaşım? Kızlar ve erkekler var. Kız öğrencilerin erkek öğrencilerin sayısına oranı 4 bölü 5'miş. O zaman ben kızlara 4A, erkeklere hemen 5A mı diyordum? Aslında 4K'ya 5K diyordum ama bu K karışmasın. O zaman soruyu çözdüm. Çünkü ne diyordu bana? Kızlar ve erkeklerin toplamının 144 kişi olduğu bir yabancı dil kursu diyordu bana. E ben de o zaman ne yapıyorum? 4A artı 5A'nın 144 olduğunu biliyorum. 144 çok güzel bir sayıdır arkadaşlar. Neden güzel bir sayıdır? 144 dediğimiz sayı Bakın 12 kere 12'dir. Hatta 12'nin karesi diyebiliriz. Bir de arkadaşlar unutmayın 9 kere 16'dır. Bu da aklımızda olsun. O yüzden 9'la neyi çarparsak 144 eder. Tabii ki de 16'yı dedik ve A'yı bulduk. Bize kız öğrenci sayısı kaçtır diyordu. Kızlar 4A, erkekler 5A olduğunu gördüm. Ve buradan da arkadaşım 4A'nın 4 kere 16 64 kişi. Erkeklerin de 5 kere 16'dan 80 kişi olduğunu gördüm. Gördüğün gibi bunların toplamı da 144 ediyor. Sağlamasını da yaptım. Bize kimi soruyordu? Kız öğrencileri soruyordu. Kızlar kaç kişiymiş? 64 kişiymiş diyerek ilk sorumu bitirmiş oldum. Şimdi doğru orantı problemlerindeyiz. Doğru orantı problemde ne yapacağız? Ne zaman ne olduğunu nasıl anlayacağız? Anladıktan sonra nasıl çözeceğiz? Hemen bakalım. Sorularda verilen değerlerden biri artarken diğeri de artıyorsa veya biri azalırken diğeri de azalıyorsa biz buna doğru orantı diyoruz. Bakın genellikle öğrencileri ben derste kandırırken hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar hazır mıyız? Doğru orantı ters orantı soracağım. Biri artarken diğer artıyorsa nedir diyorum? Herkes doğru orantı. Peki biri azalırken diğer azalırsa ters orantı. Yanlış. Bak ikisi de artarsa bu doğru orantıdır. İkisi de azalırsa bu da doğru orantıdır. Çünkü bunlar aynı bir hareket çekiyorsa bu da o hareket çıkıyor. Yani biri artarken diğer artıyor, biri azalırken diğer azalıyor. İşte bu doğru orantıdır arkadaşım. Peki doğru orantı olduğunu anladım. Aynı cins değerler alt alta getiriliyor. Yani burada mesela unla unla un, şekerle şeker alt alta gelecek. Unutma. Sonrasında da çapraz çarpma yapılıyor. Ne yapacaksın arkadaşım? Ne yapacaksın? Alt alta yazıp çapraz çarpma yapacaksın. Tabii ki de bunun uygulamasını görsek daha rahat olur. Hemen geçtik uygulamaya. Ne var arkadaşım? 70 metre kare duvarı 4 günde bitiriyorsam 175 metre duvarı x günde bitiririm. Bak x günde örelim. Şimdi buradaki mevzu şu: 70 metre kare duvarı 4 günde örüyorsam 175'i. Yani bu adam gördüğün gibi artmakta. Yani 70'ten 175 175'e çıkıyor. 70'ten 175'e çıkan bir duvarda gün sayım Artar mı azalır mı? E, tabii ki de bu da artar. O zaman ne yapıyorsun? İkisi de arttığına göre 70'ten 175'e çıkan şey. 4'ten de bilmem kaça çıkacağı için bu bir doğru orantı. Doğru orantı ne yapıyorsun? Çaprazı yapıştırıyorsun bunun ağzına. Hemen ne oluyor arkadaşım? 70 ile x'i çarpıyorsun. 4 ile 175'i çarpıyorsun. Burada belki gizli çaktırmadan bir olay var. O da ne? 70 ile 175 sadeleşir. 35 ile sadeleşirler. Burası 2. Burası da arkadaşım 5 olur. O zaman ne olmuş oldu? 2 kere 5 şey 2 kere x 2x 4 kere 5 20. Buradan da x eşittir 10 dedim ve olayı yapıştırdım bitirdim. İşte bu kadar arkadaşım. Süper bir şekilde bu soruyu da çözmüş olduk. Bakın tıpkısının benzerinin aynısı var. Aşağıdaki doğrusal grafikte söylemesine gerek yok görüyoruz zaten. Bir hamurun un ve su miktarı. Bak şimdi doğrusal grafik bize bölü diyor muydu? Un bölü su eşittir. Neymiş arkadaşım? Undan 3 gelirken sudan 2 geliyormuş. Yani ben burada yine aynı şekilde şöyle yapabilir miyim? 2A'ya 3A yapabilir miyim? Yaparım. Bundan ne yapılıyormuş? Hamur. Hamur yapılıyorsa arkadaşım. Hemen bakın. Un artı su eşittir 275 gram hamursa o zaman arkadaşım 3A artı 2A eşittir 225 olacak. 5A eşittir 225 ise A dediğim şey 45 olarak çıkacak. Bize diyor ki ne kadarı bunun undur diyor. Ne kadarı bunun undur diyor. Zaten unu da ne olarak gördük arkadaşım? Gördüğün gibi unu da 3A demiştim. O zaman hemen yazalım. Un eşittir 3A ise yapıştırayım buradan. Un eşittir 3 kere 45. O da nedir? Un eşittir 135 Tir dedim ve olayı bitirdim. Bana peki suyu sorsaydı su da 2 kere e, 45'ten dolayı 90 olacaktı. 90 artı 135 gördüğün gibi 225 sağlamasında yapmış olduk. Peki hocam doğru orantıyla ne alakası var? Evet doğru orantı neydi arkadaşım? Bölmeydi. Bölme ise bu şekilde de yazabiliyorduk. Unutmayalım. Çünkü un artarken su da artıyor. Un azalırken su da azalıyor. İkisi aynı anda artıp azalanlar doğru orantıdır dedim ve sorumu bitirdim. Geldim buraya. Bir marangoz elektrikli testere kullanarak bir kalası 10 parçaya 6 dakikada bölebiliyorsa aynı kalası 16 parçaya kaç dakikada böler? İşte tam bir çakalinyo. Tam bir çakal soru. Bununla da artık soru değil. Bununla da artık çakal soru. Herkes bence burada bir durdursun. Kendi yapmaya çalışsın. Çünkü bence çoğu kişi atlayacak. Kesinlikle yanlış yapacağını düşünüyorum. Hemen durdur arkadaşım. Ben seni bekliyorum. Eee daha doğrusu durdurursan sen beni bekliyor olacaksın. Ee, hemen bence yapmaya çalış. Sonrasında da burayı izle. Ben o sırada yapmaya başlayayım. Baş şimdi arkadaşım. Testere kullanarak bir kalası 10 parçaya ayırmak istiyorsan ekmek gibi arkadaşım bu. Düşünsene ekmeği elektrikli testereyle kesiyorsun böyle tar diye. 2 parçaya ayırmak istesen elektrikli testereyle kaç kaç hamle yaparsın? Bir hamle yaparsın. 3 parça ayırmak istesen 2 hamle yaparsın. 10 parça için kaç hamle yaparsın? 9 hamleyi bu adam 6 dakikada kesiyorsa 9 hamle bu adamın 6 dakikasını alıyorsa aynı kalesi 15 16 parçaya. 16 parça için ne yaparsın? Elektrik testleriyle 15 hamle yaparsın. 15 hamleye kaç dakika düşer? Bakın hamle sayım artıyor. Dakikam da otomatikman artacak. O zaman burada ne var? Doğru orantı. Doğru orantı ne yapıyorduk? Çapraz patlatıyorduk. O zaman 6 kere 15 eşittir. 9 çarpı x. 9'u 6 ile sadeleştirelim. 3'e bölünürler ikisi de. 2'ye 3. 3'ü 15'e sadeleştirelim. 1 kalır. Burada 5. O zaman 2 kere 5 10. O da eşittir x. Yani bizim ne oluyormuş? 10 dakikamızı alırmış. İşte çok hoş, çok güzel bir soru. Tam bir çakal soru. İnşallah oynattığınızda siz de doğru yapmışsınızdır. E, yapamadıysanız bile tabii ki de Tonguç Akademi parkıyla bu tarz soruları da öğrenmiş oldunuz. Geldik bir başka sorumuza daha. Bu soruyu da zaten bir önceki konuda da yapmıştık aslında. Ne var arkadaşım? 234 tane bilye var. Yaşları 3, 4, 6 olan çocuklara bölünüyor. Nasıl? Yaşlarıyla orantılı. Bakın orantılı derse senin buradan anlayacağın şey nedir? Doğru orantıdır arkadaşım. Doğru orantı anlayacaksın. Neden? Çünkü orantılı demek doğru orantılı demek. Unutma doğru orantılı demek. Orantılı demek ters orantı olmaz hiçbir zaman aklında olsun. Yaşlarına orantılıysa o zaman küçük çocuk küçük pay alacak. Ortanca çocuk ortanca pay alacak. Büyük çocuk da büyük pay alacak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hatırlarsanız ne yapıyorduk arkadaşım? Bölme. Küçük çocuk bölü 3 eşittir. Ortanca çocuk bölü 4 eşittir. Büyük çocuk bölü 6 yapıyorduk. Ve bunların karşısında da bir tane K diyorduk. K burada olduğu için ben A diyeyim. A dersem hatırlıyorsan bir tanesini yazalım. Hatırlamayanlar için bir kere yazalım. O zaman K bölü 3 A'yı eşitse içler dışlar çarpımı yaptığımızda K eşittir 3 A oluyordu. O zaman şöyle diyelim mi? K eşittir 3 A. E, o eşittir 4 A. E, B eşittir ne oldu arkadaşım? B eşittir benim için 6A olmuş oldu. E bana bütün bilgileri yani K artı O artı B'nin 234 olduğunu söylediğine göre e K dediğim 3 aydı artı e O dediğim 4 aydı 7A. E bu da var. Kaç etti? Oldu sana 13A olmuş oldu. 13A 234 ise bakın 13A'nın 2 katı 26. 10 katı 260. 260'tan 26 çıkartırsan 234 olur. O zaman ne yaptım? 20 katından 2 kat çıkardım. O zaman ne yaptım? 13'ün 20 katı 260, 2 kat çıkartırsam demek ki A dediğim şey 18 olacak. Bitti mi? Bitmedi. Neden? Çünkü en küçük kardeşine düşer diyor. En küçük kardeş K'ydı. K eşittir 3 aydı. K eşittir 3 kere 18. Buradan da K, en küçük kardeş ne oldu? K 54 tane bilgi olmuş oldu. Gayet güzel, gayet anlaşılır bir tarzda soru. Ne yapmıştık? Geçen derste de yapmıştık. Orantılı diyorsa küçük bölü 3, orta bölü 4, büyük bölü 6 yapacaksın ki orantılı diyor. Zaten biz de bölme yaparak doğru orantıyı sağlamış olduk. Geldik şimdi ters orantıya. Sorularda verilen değerlerden biri artarken diğer azalıyorsa. Bakın biri artıyor ama diğer azalıyor. Veya biri azalırken diğeri artıyorsa burada bir terslik var. O zaman ne diyorsun? Ters orantı. Peki ters orantı olduğunu anladın. Şimdi nasıl çözeceksin sorularda? Aynı cinslerler yine alt alta getiriliyor. Bu sefer de düz çarpım yapıyoruz. Neden? Çünkü doğru orantı çarpmaydı. A ile B'yi çarpıp C ile D'yi çarpıp birbirini eşitlemekti. Olay öyle olduğu için hatırlıyoruz. Örneğe bakarsak daha iyi anlarız. Ahmet A şerinden B şehrine 90 kilometre hızla Bak 90 kilometre hızla Kaç saatte gidiyor? 5 saatte gidiyor. B şehrinden A şehrine sabit hızla dönerek 6 saatte döndüğüne göre bakın arkadaşım. Ben 90 km hızla 5 saatte gidiyorsam saatim arttıysa benim ben yavaşlamışımdır. Bakın saatim artıyorsa hızım düşüyor demektir. Oba! Bak işte mantığı görüyor musun? Görüyor musun bak? Sen hızlı gidersen Az saatte varırsın. Yavaş gidersen çok saatte varırsın. O zaman burada ne var? Bir terslik var. Terslik olunca ne yapıyorduk? Düz çarpıyorduk. O zaman 90 kere 5 eşittir. 6 kere x yaptım. Bakın 90'ı 6'ya böldüm. 15 kere var. 15 kere 5 eşittir. 6'yı 6 da bölmüştük zaten. Her iki tarafı 6'ya bölmüştük. 1 kere x diyelim. Buradan da ne olmuş oldu? x eşittir. 75 olmuş oldu. Bu soru da bu şekilde bitti. Hız problemlerinde bu soruyu bir kere daha göreceğiz. O yüzden ee, rahat olun. Rahat olun derken bu soruyu da güzel anladık ama olsun. Hız problemlerini de göreceğiz. Zaten bakın bütün problemler aslında bir bakıma oran orantıdır. Unutmayalım aklımızda olsun. Geldik yine çok hoş bir soruya. Bir kümeste bulunan 60 tavuğa 25 gün yetecek kadar yem var. 5 gün sonra 20 tavuk satılırsa. Bak şimdi arkadaşım. 60 tavuğa 25 gün yetecek kadar yem varsa. 5 gün sonra. E 60 tavuğa e, 25 gün yetecek kadar yem varsa. 60 tavuğa 20 gün yetecek kadar yem kalır. E 20 tavuk satılırsa. E o zaman 40 tavuk var. E elimdeki 20 günlük mal bana ne kadar yeter? Şimdi bakın 5 gün sonra bunlar 60 tavuk 5 günlük yemi yerler. Geriye benim ambarımda 60 tavuğa 20 gün yetecek kadar yem kalır. Çünkü 5 gün geçti. Ama o sırada da tavukları satıyoruz. 20 tavuk gitti. Geriye 40 tavuk kaldı. Peki ambarda 60 kişiyken 20 günlük yem varsa 40 kişiyken ne kadarlık yem olur? İşte bakın benim gün sayım e, tavuk sayım düşüyor. Tavuk sayım düşerken düşünsene 3 kişiye 3 yemek var. E, 2 kişiye o 3 yemek daha fazla düşer. Daha fazla gün yeter. O zaman ne olacak? İki kişi ne yapmış olacak? Daha doğrusu 40 tavuk ne yapmış olacak? Daha fazla gün beslenmiş olacak. O zaman var mı burada bir terslik? Var. O zaman yapıştır düz bir şekilde. 60 çarpı 20 eşittir. 40 çarpı x. 40 20 gitsin. 1'e 2. E o zaman 60 eşittir 2x'e. x eşittir. Buradan da ne olacak? 30 olacak. Bir daha söyleyelim arkadaşlar. 60 kişiye 20 gün bir şey yeterse 40 kişiye ooo daha çok gün yeter. O zaman tavuk sayısı azalırsa gün sayısı artar mı? Artar. Süper. O zaman doğru orantı. O zaman pardon ters orantı. Ters orantı ise düz çarpıyorduk. Bunu da unutmayalım dedik. Geldik. Doğru orantıdaki sorunun bir benzerini. Yine 234 bile var. Yine 3, 4, 6 var. Bakalım ters orantılı paylaşacaklar. O zaman küçük kardeşi ters orantılıysa... ...bakın büyük kardeşe küçük pay düşer. E tabii ki de büyük... ...daha doğrusu küçük kardeşe büyük pay düşer. O yüzden yine küçük kardeş var. Yine ortanca var. Yine ne olacak arkadaşım? Büyük var. Hemen ne yapacağız bu sefer? Ters orantılıysa... ...ters orantı çarpmaydı. 4 kere o eşittir. 6 kere b. Bakın bu sefer ne yapıyorduk biz? Hatırlarsanız... Buraya kitaplar K yazardı. Biz K yazmazdık. Çünkü bölüyle uğraşmazdık. Ne yapardık? 3, 4, 6'nın ortak katı kim arkadaşım? Tabii ki de 24, 24 değil 12 olduğunu biliyorum. 12 K demiyorum da A diyorum. O zaman K dediğim şey benim için 4 A mıdır? O dediğim şey benim için 3 A mıdır? E peki B dediğim şey benim için? Bakın B dediğim şey benim için 12 A ise B eşittir. 2 a mıdır? İşte bu kadar bitti. Ben neyi biliyordum arkadaşım? Şunu biliyorum ben bak. K artı O artı B eşittir 234 S. E K 4 A. 3 A da burada 7 A. E, burası 9 A oldu. 9 A eşittir 234 olduğuna göre. E ben 234'ü biliyorum arkadaşım. Neydi 234? E, biraz önce görmüştük. 13 kere 18'di. 18 de bu adam sadelesin, 1'e 2 kalsın, o zaman a kere 1 a, 13 kere 2, 26 olmuş olacak. A'nın 26 olduğunu buldum ama en büyük çocuğu soru. Ben burada size bir şey göstermek için hepsini yazmak istiyorum. 26 kere 4, 25 kere olsaydı 100'dü, 104. E, ortanca çocuk 3 kere 26, 25 olsaydı 75'ti, o zaman 78 oldu. E, büyük olan da, büyük olan da ne olacak? 6 kere, 2 kere 26. 52 olacak. Bakın toplamları gerçekten de 234 yine. 234'ü bulun. Çünkü burası 130, 130, 130, da 104 eklersen 234. Bakın sağlamasını yaptık doğru çıktı. Yalnız ben bunları niye tek tek buldum? Aslında adamın bana sorduğu neydi? En büyük çocuktu. Ben bunları niye buldum biliyor musunuz tek tek? Çünkü büyük kardeş az pay alıyor. Küçük kardeş çok pay alıyor. Çünkü bu ters orantıydı. Büyüye az küçüğe çok düşecekti. O yüzden işte ters orantının mantığı ve anlamı buradadır. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Geldik çark sorularına. veya da kamyon giderken tekerlekleri kamyonet demeyelim de traktör diyelim. Traktörün ön tekerleği küçük, arka tekerleği büyüktür ya. İşte bunları da söylemeden geçmeyelim. Bu sorular çok önemli. Bir çarkın 14, diğerinde de 35 var. Bakın burada 14 tane ne var? Diş var. Burada da 35 tane diş var. E arkadaşım küçük çark 15 tur attığında e bak şimdi 14 diş 15 tur atarsa aynı yolu gittikleri için 35 diş tabii ki de daha az tur atacaktır. Bakın bu mantığı sakın kaçırmayın. Sonuçta 14 diş 15 tur atınca sonuçta 14 dişlik ve 15 turluk yer dönecek. E bu adam da o kadar yol gideceğine göre aynı yolu gidecek. Aynı yolu gitmesi için de büyük dişi olduğu için asturla aynı mesafeyi gidebilir. İşte demek istediğimiz bu. O zaman şöyle biliyoruz. Bakın diş sayısı artarken tur sayısı azalır. Neden? Bir daha söylüyorum. Benim 14 diş ile 15 tur attığım yerde 35 diş daha az tur atarak olayı bitirir. 35 diş diş artarken tur azalır. O zaman ne yaptık? Düz çarpma yaptık yine. 14 kere 15 eşittir 35 kere x oldu. E bunları 5 ile sadeleştirdim. 3'e 7. E burada 7 ile 14'ü sadeleştirdim. 2'ye 1. E bitti o zaman. 2 kere 3 6 bu taraf. 1 kere x x bu taraf. O zaman ne yaptı? Adamın 15 turda attığı yeri bu sefer diğeri ne yaptı? 6 turda attı. Neden? Çünkü biri büyük biri küçük. Küçük daha çok tur atar. Büyük az turla onu yakalar dedim ve bu soruyla bitirdim. Geldik çok 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 kolay gibi gözüküp zor bir soruya geldik ama bilenler bunu çok rahat yapacaktır. Hemen bakalım ne diyor. Bir üretici elindeki bir miktar pirincin yarısını 2-3-4 ile doğru orantılı. Bir dakika şimdi elimde bir miktar var. Bunları şöyle diyebilirim. A'yı 2 ile doğru orantılı. B'yi 3 ile doğru orantılı. C'yi de 4 ile doğru orantılı bir şekilde yazdım. Ve bunların da ne dedim arkadaşım? K dedim. Ve buradan da ben A'nın 2K, e, B'nin 3K, e, C'nin 4K olduğunu buldum. Ve buradaki payların toplamı kaç etti arkadaşım benim için? 9K etti. Ve bu bir miktar pirincin yarısı 9K'ydı. Bakalım devam edelim şimdi. 2, 3, 4 ile ters orantılı diyor. O zaman 2 ile x eşittir. 3 ile y eşittir. 4 ile z ne olacak bu sefer? Yine aynı mantıktan bu sefer de ben ne diyorum? 12 m diyeceğim. Çünkü aynı k'yı diyemem. O zaman ben de buraya x'e x eşittir 6k y eşittir 4k bir de ne var arkadaşım? Z eşittir 3. K nereden çıktı? Yani M olacak bunlar. M, 4M. Buraya da 3M diyebilir miyim derim. Bu sefer bakarsak burası da ne etti sana? 13M etti. Bir dakika şimdi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Olayı daha iyi anlayalım. Şimdi burada bir sıkıntı var. E, bir taraf yarısı 9K iken diğer taraf 13M. Bu da diğer yarısı arkadaşım. E nasıl oluyor bu? O zaman demek ki bunları birbirine eşitleyeceğim. 9K eşitse 13M'ye Bakın şöyle diyebilir miyiz? K'ların her birine ben bunlardan farklı bir harf söyleyeyim. N diyelim ne? Bakın demek ki K'lar benim için 13 neymiş? N ne harfi. Nidenin N'si. O zaman M'ler de benim için neymiş? 9 neymiş? K dediğim şey 13 ne? M dediğim şey de 9 neymiş? Şimdi bana diyor ki en hafif çuval. Ya burada 6 tane çuval var. Tek tek bulalım şimdi. K dediğim 13 neydi? O zaman burası 26 nedir? E 13 neydi? B dediğim şey 39 nedir? E bu adam da nedir arkadaşım? 52 nedir? Geldim alt tarafa. Alt tarafa baktığımda M'lerdi bunlar. M'lere de 9 ne dedim? Bu adam 54 ne etti? Bu adam 9 kereden dolayı 36 ne etti? Bu adam da 27 ne etti? Şimdi oldu mu? Çok güzel oldu. Bakın üst taraftakiler 26 39 daha 75 e pardon özür dilerim. 65. Devam ediyorum. Burada da 52 ile toplarsam 65'i 52 ile topladığımda 112 eder. Buraya bakıyorum. E, 54 şurayı yanlış yaptık ya. E, burası 7 olacak. Toplama çıkarmayı unuttuk vallahi ya. 20-30 daha nedir arkadaşım 20-30 daha? 50. 50 daha 100. E, 6-15-17. 117 doğru bir sıkıntı yok. E, burada 50-30 daha 80. Burada ne var? 100 var. 100. 100 var. 7- 17 de burada. Bakın 117. İkisi de yarı oldu. Sadece şurada nasıl bir atraksiyon var biliyor musunuz? Bunların eşitliğinden dolayı artık KM'den çıkıp tek değişkeni dönmem lazım. Burayı da yaptım. En hafif çuval gördüğün gibi en hafif çuvalım benim 26 M mi? Evet 26 M. O zaman 26 M eşittir. 130 sa M pardon 26 N. Şu harfler karışmasın. 26 N eşittir 130 sa ne eşittir 5 oldu mu? Oldu. En ağır rakim arkadaşım 52 var 54 var var mı arttıran? Yok 54. O zaman ne oldu? 54 ne nedir diye soruyor. 54 kere 5 bizim cevabımız ne olacak? 260 kilogram olacak. Çok 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 kallavi bir soruydu. Doğru orantı K. Dün, e, ters orantı M. Ama bunlar ikisi aynı eşitti. O zaman yeni bir bilinmeyene geçiyorum. Oradan da tek bilimlerinden soruyu patlattım yaptım. Geldik son kısma. Bir iş varsa arkadaşım o işle ilgili herkese alta yazabilirsin. İkinci işi de eşitleyip ikinci işindeki bütün herkesi yazabilirsin. Burada dikkat etmen gereken işler ve şeyler. Bakın eşit kapasiteyle çalışan dört tane işçi dokuz günde bitirdiği bir işi iki katını aynı nitelikte on iki işçi kadar zamanda bitirildi? Bakın arkadaşlar bir iş var iş. Bu işi dört kişi dokuz günde bitiriyor. Bakın iş ve bütün her şey. Çalışan, saat, dakika, gün, kapasite fark etmez. Şimdi de ne yapıyor? Aynı işin iki katını yapacağım. O zaman iki tane i'yi kimle yapmaya çalışıyorum yalnız? Bu sefer dört değil, on iki işçiyle yapacağım. Kaç günde yaparım diye soruyor. Bu sefer de ben de bugüne x dedim. Bakın ne yaptık? Yine yine yine. Gördüğünüz gibi benim kuralıma sadık kaldım. Sadık kaldığımda ne oldu? O zaman şöyle bir şey olacak. Bakın burada 1 kaldı. Burada 2'den dolayı 2 kaldı. Hemen bakın 4 kere 9 36. Dişler dışlar yaptım. 12x kere 1 12x. 36 kere 2 iki, 72. Iki. O zaman her iki tarafı da 12 ile sadeleştirdim. X eşittir 6 olarak bulmuş oldum. Şöyle de yapabilirdiniz kısaca. Bununla bu sadeleşir. 1'e. 6. E bununla bu sadeleşir 3'e 2. Bununla bu sadeleşir 2'ye 1. E i i. Burada tabi bu ikiler sadeleşti. Biraz önceki gösterdiğimde kaldı o ki. E 3 2 kere 2 kere 3 6 x eşit bitti. Bak bu şekilde de yapabilirsin. Hemen bu sorunun içinde de sadeleştirebilirsin. Ya da uzun yolla hocam ben böyle rahat ediyorum diyorsan ona da bakabilirsin. Geldik son sorumuza. Saatte 40 litre su akıtan Eşit kapasiteli 12 musluk boş bir havuzu ne yapıyor arkadaşım 15 saatte dolduruyor. Bakın şimdi muslukların her birinin kapasitesi yüzde 25 arttırılırsa. Bak şimdi kapasiteleri neydi bu muslukların? Yüzdü. Yüzde 25 arttırırsam 125 olacak. O zaman şöyle diyebilir miyim? 40 litre 100 kapasiteyle 12 musluk tarafından 15 saatte doldurulursa. Bak olaya bak olaya. 40 litre 100 kapasiteli 12 musluk ve 15 saat. Ne yaptım? İş, iş. İş ne arkadaşım benim için? İş 40 litre. Unutma arkadaşım bunu. 40 litre. Ne yapıyorum? Ee, boş bir vücudu dolduruyorum. Ha bu şöyle de düşünebiliriz. 40 litre su aktan eşit kapasiteli diyor ya. Şöyle de yapabiliriz. Bunu bu kuraldan dolayı değil de şöyle de yapabilirim. Dikkat. Dikkat. Bunların kapasitesi 40 diye düşünüp öyle yapsak daha güzel olur. Bakın. Bunların kapasitesi ne arkadaşım? 40 litre. E %25'i 4'te bir arttırırsam o zaman benim kapasitem 50 litre olur. Ve ne yapıyorum? Havuzu dolduruyorum. Artık benim için iş ne olacak? İş bir tane havuzu doldurmak. Havuzu nasıl dolduruyorum? 40 litre kapasiteli akıtan 12 muslukla 15 saatte dolduruyorum. Ne yapıyorum arkadaşım? Boş bir havuzu. Aynı havuzu yani. Bu sefer ne yapacağım? %25 arttırdığım 50 kapasiteyle 16 saatte kaç muslukla doldururum? X musluk olsun. Hiç fark etmez. Bakın 40 ile 50 sadeleşir. Burada 4 kalır. Burada 5 kalır. Şu 5 ile şuradaki 5 sadeleşir. Burada 3 kalır. Burada 1 kalır. Şu 4 ile şu 16 sadeleşir. Burada 1 kalır. Burada 4 kalır. Şu 12 ile şu 4 sadeleşir. Burada 3 kalır. Burada 1 kalır. E aynı havuzlarda bunlar da birbirini 1, -1 diye götürür. Bakın 1 3 3 o zaman 1 bölü 9 eşittir 1 bölü 1 e, 1 x e, x o zaman ne oldu? x eşittir 9 olmuş oldu. İşte bu kadar arkadaşım. Olay bu. İlk başta yanlış yola gidiyorduk. Çünkü ben havuzun kapasitesini 40 litre zannettim. Baktım değiştirdim. Hemen kapasiteleri eşit 40 litre ise oradan döndürdüm ve soruyu patlattım. Bir kere daha anlatalım. 40 litre kapasiteli 40 litre akıtıyor saatte. 12 musluk var. O zaman bunların kapasitesi yüzde %25 arttırılırsa 40 e, değil de ne yapar arkadaşım? gider bunlar 50 akıtır. %25 diyor ya %25 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4 fazlası yani 10 fazlası 50. 50'lik kaç musluk var bilmiyorum. X musluk 16 saat akıtacak. Bütün her şey bütün her şey. Birinci iş ikinci iş. Aynı havuz aynı havuz. Boş bir havuz boş bir havuz. Bitti. Olay bu kadar. İşte konumuzu da bitirmiş olduk arkadaşım. Doğru orantı problemlerini yaptım. Ters orantı problemlerini yaptım. Lütfen sizden bir ricam var arkadaşım. O ricam da şu. Lütfen oturun. Bu kitabınız varsa veyahut da başka kitabınız da olur. Hiç kitabınız yoksa temin edin. Bu kitaptan özellikle ödev verdiğim için konu tekrarlarını videolardan bakabilirsin. Lütfen bu konuları tekrar et. Çünkü neden biliyor musun? Sayı problemlerinde bütün her şey sana lazım olacak. Ve üçgenleri iyi bir giriş yapmak için ...matematiği arkanda temizlemen gerek. O yüzden bu 15 tatilde... ...günde en az bir yarım saat, 45 dakika... ...baksan yeter. Geri kalanını... ...zaten gün senin yani bütün tatil senin. Unutma arkadaşım. istediğini yap. Gez, toz, ailelerini, akrabalarını ziyaret et. Arkadaşlarına takıl. Güzel bir kahve iç. Ama... E, ...unutma arkadaşım. Az buçukta matematiğe bak. Matematik çünkü çok önemli bir ders. Bunları da tamamla diye söyleyeyim sana. Ve artık sözü fazla uzatmayayım. Arkadaşlar... Evet, dersimizi bitirmiş olduk. İşte karşında ödülü soru. Like butonunu kırmayı unutma. Cevapları yoruma bırakmayı unutma. En önemlisi de sizleri sevdiğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki dönem görüşürüz.